Ankara'ya gideceğiz. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Efendim biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. Mahir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gündemin en önemli maddelerinden biri hiç kuşkusuz Sayın Başbakan'ın cumartesi günü Barzani ile Diyarbakır'da yapacağı görüşme. Şundan başlamak istiyorum. Sayın Başbakan'ın Barzani ile yapacağı görüşme sizce çözüm sürecini nasıl etkiler? Öncelikle Sayın Başbakan'ın çözüm sürecinden sonra Diyarbakır'a yaptığı ilk gezi bu. Ve biz özellikle 2009'da başlayan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, hemen arkasından demokratik açılım ve nihayetinde değişik demokratik açılım paketleri ve çözüm süreciyle devam eden ve bugün de yaklaşık bir yıldan beri bölgede artık şiddetin, terörün, ölümün olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Biz buna çok kıymet veriyoruz ve önemsiyoruz. Çünkü bölge halkının herhangi bir şekilde artık bir şiddete maruz kalmadan, acılara, ölümlere maruz kalmadan güvenlik içerisinde yaşamaları çok önemli. Ve bu gezi de Sayın Başbakanımızın çözüm sürecinde seçimlere giderken taçlandıracağı bir gezi. Ve Sayın Barzani de bu sürece destek veren ve hassasiyetle bu konularda açıklama yapan, Türkiye'nin iç işlerine karışmak gibi bir sorunumuz, amacımız yok ama çözüm sürecini destekliyoruz. Bölge barışı açısından çözüm sürecini önemsiyoruz diyen ve bölgede de sevilen bir lider. Ve Diyarbakır'da Sayın Başbakan'la görüşecek olması da tabii ilk değil. Sayın Başbakanımız Ankara dışında birçok ilde daha önce de değişik heyetlerle, değişik liderlerle görüşmeler yaptı. Ama bunun sembolik bir önemi var gibi Barzani ve Diyarbakır. Evet, bu da o görüşmelerden bir tanesi. Ama tabii Diyarbakır'ın bölge için bir stratejik önemi var. Ve Diyarbakır konuşmaları Sayın Başbakanımızın her zaman önemli olmuştur. 2005'te yine Diyarbakır'da yaptığı konuşma ve daha öncesinde bu konuda Diyarbakır üzerinden yapılan açıklamalar bir nevi artık Diyarbakır'ı bu tür sorunların sembolik anlamda çözümüne katkı sunan bir şehir haline getirdi. Ve tabii bunun yanına Şivan Perver'in ve İbrahim Tatlıses'in düetini de koymak. Onun da çünkü sembolik bir anlamı ve değeri var. Ve çözüm sürecini de bölge insanımızın sevincinin, umudunun, heyecanının artık geleceğe daha büyük bir umutla bakıyor olmasının. Çünkü bölge insanı yıllarca korkuyla, kaygıyla, endişeyle yaşadı ve artık önünü görebiliyor olmaları ve hepsinden önemlisi siyaset kurumunun inisiyatif almış olması. Yani siyaset kurumunun asli görevi sorun çözmektir. Toplumun ve bireyin sorunlarını çözmektir. Dolayısıyla eğer bir sorun varsa bu sorunların çözümünün merci siyaset kurumudur ve siyaset kurumunun temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altıdır. O yüzden bu da tabii bölgede artık silahın ve şiddetin meşruiyetinin kaybolması. Bütün bunlar tabii sevindirici şeyler. Ben Sayın Başbakanımızın 2 gün Diyarbakır'da kalacak olmasını, orada toplu nikah törenleri, toplu açılışlar yapılacak, orada yapılacak görüşmeler açısından çok önemsiyorum. Ve çözüm sürecine de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bir taraftan BDP Barzani'nin Diyarbakır seyahatinden pek memnun değil gibi, en azından bunu ima eden açıklamalar var. Mesela o cenahın önemli isimlerinden Ahmet Türk'ün bir açıklaması var. Nevruz'a davet ettik, Sayın Barzani'ye gelmedi. Arzu ederdik ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etsin diyor. Ne dersiniz, BDP niçin bundan memnun değil? Şimdi siyaset, az önce siyasetten, siyaset kurumundan bahsettik. Siyaset tabii biraz da pozisyon alma ve inisiyatif alma işidir. Şimdi tabii AK Parti'nin davetine icabet etmiş olması ve geçmişte belki programından dolayı, bunu bilmiyorum, BDP'nin davetine icabet etmemesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiş sanıyorum.
O zaman bir de şunu soracağım, madem bölgeden, çözüm sürecinden bahsediyoruz. Dün Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün ilginç bir açıklaması oldu. Malum zaman zaman o cenahtan İmralı'ya heyetler gidiyor. Son seyahat sırasında, ziyaret sırasında Öcalan'ın çözüm için 4 aylık bir süre tanıdığını söyledi Kürkçü. Nasıl yorumluyorsunuz? Tehdit mi, iyimserlik mi, nedir sizce? Şimdi biz AK Parti olarak Türkiye'nin sorunlarının çözümünün arkasına bir siyasi irade koyuyoruz. Ve tabii AK Parti iktidarı da bu iradeyi çözüme dönüştürüyor. Devlet nezdinde Türkiye'nin sorunlarının çözümü için bir siyaset takip ediyor. Şimdi biz bütün sorunların çözümünde kendi gündemimiz çerçevesinde bugüne kadar hareket ettik. Dolayısıyla biz bu sorunun çözümünde dedik ki terörü sonlandırmak için devletin bütün enstrümanları ve mekanizmaları kullandığı bir süreçtir bu dedik. Dolayısıyla bu çözüm sürecine katkı sunacak her türlü çabayı da devlet değerlendirmek için inisiyatif kullandı. Öcalan'la yapılan görüşmeler de bu çözüm sürecine katkı sunacak çabalardan birisi olarak görüldüğü için devlet kendi istihbarat örgütü aracılığıyla bu görüşmeleri sürdürdü. Dolayısıyla burada Abdullah Öcalan'a süreci belirleyen ve sürecin olmazsa olmazı bir aktör rolü yüklemeye çalışmak BDP için doğru bir siyaset olabilir ve dolayısıyla da argümanlarını, söylemlerini bu siyaset üzerinden kurmalarını da normal karşılamak lazım. Ama bizim tarafımızdan bakıldığında tabii ki iktidar partisi çözüm sürecini devam ettirirken bunu kendi siyasetiyle, kendi argümanlarıyla, kendi enstrümanlarıyla ve kendi mekanizmalarıyla sürdürecektir. Kendi dışındaki unsurları burada belirleyici aktör olarak kabul etmez. Yani burada bizim bir gündemimiz vardır ve biz bu gündemi sürdürüyoruz. Yani efendim biz işte Kandil şu açıklamayı yaptı, öbürü silah tehdidi ortaya koydu, belikisi size şu kadar süre veriyorum dedi. Bunlar stratejik ve taktik olarak çözüm sürecinin akışına dair belli pozisyonları belirler ama çözüm iradesini, çözüm kararlılığını, çözümün gündemini etkilemez. Şunu soracağım son olarak bu konuda. Karşı tarafın Öcalan'ı olmazsa olmaz aktör olarak görebileceğini söylediniz. Peki hükümet açısından bakıldığında Öcalan olmazsa olmaz bir aktör müdür? Çözüm sürecine katkı sunan, dolayısıyla da bu sürecin devam etmesinde devletin istihbarat örgütünün yaptığı görüşmelerle çözümün bir parçası haline gelen bir aktördür. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş son zamanlarda bir bürokrat olmasına rağmen siyasi gündemin en önemli maddelerinden bir tanesini oluşturuyor. Son açıklamalarından sonra muhalefetin yoğun tepkisini topladı. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu valiyi devletin değil hükümetin valisi gibi davranmakla eleştirdi. Türk bayrağı taşımamalı çünkü iktidarın valisi dedi. Ardından da Sayın Arıncı görevden alın, hükümet sözcüsü olarak Adana valisini koyun dedi. MHP Genel Başkanı'nın da açıklaması var. Onu derebeyi gibi davranmakla düşünüyor, suçluyor. Ne dersiniz? Şimdi burada İçişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Dolayısıyla konunun muhatabı İçişleri Bakanımızdır. İçişleri Bakanımız konunun incelendiğini, hassasiyetle konunun üzerine gidildiğini ifade etti. Nihayetinde vali ya da herhangi bir üst düzey bürokrat yaptığı açıklamalardan dolayı eğer açıklamalarında maksadı aşan, kastı aşan ifadeler varsa Türkiye hukuk devletidir. Gerekli incelemeler yapılır. Eğer bunun sonucunda bir suç unsuruna ya da bir görevi ihmale rastlanırsa bu konuda da tabii ki ilgili kurumlar gereğini yapar. Şunu sormak istiyorum. Aslında tepki sadece muhalefetten değil, sizin partinizin içinden de geliyor. Dün mesela, yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet gazetesiydi, orada Adana milletvekiliniz Ali Küçükaydın'ın açıklamaları var valiyle ilgili olarak. Suç onu koruyanda dedi. Bugün de Genel Başkan Yardımcımız Numan Kurtulmuş son açıklamalarının Adana valisinin Türk milletinin rencide edici olduğunu söyledi. Parti içinden gelen tepkileri nasıl karşılıyorsunuz efendim?
Şimdi tabii Ali Küçükaydın Adana milletvekili olarak kendi bu konudaki şahsi görüşünü ifade etmiş, şahsi görüşünü açıklamış. Tabii ki milletvekilleri bir grup disiplini içerisinde, bütün siyasi partilerde bu böyledir, milletvekilleri bir grup disiplini içerisinde hareket ederler. Ve yaptığı açıklamalar kimi zaman yerel açıklamalardır, kimi zaman ulusal açıklamalardır. Sayın Ali Küçükaydın'ın yaptığı bu açıklamanın tabii tam olarak böyle bir açıklama mıdır? Medyaya yansıdığı gibi bir açıklama mıdır? Bunu biz grup başkan vekili olarak ben tabii ki en azından kendisiyle konuşup bu açıklama böyle bir açıklama mıdır? Yoksa medya tarafından farklı şekilde kullanılan bir açıklama mıdır? Bunu biz grup başkan vekili olarak grubumuzun bir milletvekili olan sayın milletvekiliyle bunu konuşuruz. Peki genel başkan yardımcısı olarak Numan Bey'in açıklaması ne diyorsunuz? O artık pek kişisel ve yerel olmaktan çıkıyor gibi. Numan Bey'in yaptığı açıklama, eğer orada kullanılan ifade, sanıyorum Sayın Valide bu ifadeyi kabul etti ve bu hoş olmayan bir ifade dedi. Tabii ki bir vali herhangi bir vatandaşa dönük böyle bir ifade kullanması öncelikle kabul edilemez. Dolayısıyla o vatandaş nezdinde tabii ki milletin kendisine yapılmış bir kastı aşan, maksadı aşan ve kesinlikle kabul edilemeyecek bir ifadedir. Bu gerçekliğin altını çizmiş Sayın Numan Kurtulmuş. Biraz evvel parti disiplinden bahsettiğiniz için bu konuya paralel başka bir şey soracağım. Tekke ve zaviyeler konusunda bir milletvekiliniz de bir kanun değişikliği istiyor, teklifi veriyor. Şunu soracağım. Bir, bu partinin onayı alınarak getirilmiş bir inisiyatif mi, girişim mi? Artı hem siz nasıl karşılıyorsunuz, bir de zamanlaması hakkında ne diyorsunuz? Yani içeriği ve zamanlaması hakkında ne diyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz her milletvekilinin kanun teklifi verme hakkı vardır. Milletvekilleri uygun gördükleri konularda yasama faaliyetine katkıda bulunurlar ve bunu kanun teklifi aracılığıyla yaparlar. Biz AK Parti grup olarak şöyle çalışıyoruz. Bir milletvekilimiz bir kanun teklifi vereceği zaman bunu grubuyla paylaşır. Biz bu kanun teklifini alır. Bizim grup bünyesinde yasama ve ARGE bölümlerimiz vardır. Bu bölümler bu teklifi değerlendirirler. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez'de siyasi ve hukuki işler başkanlığında oluşturulmuş bir komisyon vardır. Aynı zamanda kanun tekliflerini bu komisyon da inceler ve bu komisyon eğer uygun görürse ilgili kanun teklifini incelenmek üzere ilgili bakanlığa gönderir. İlgili bakanlığın verdiği ya da vermediği onay, yani ilgili bakanlığın sunduğu görüş, genel merkezin sunduğu görüş, grup yasama ve ARGE'nin sunduğu görüş bir araya getirilerek o kanun teklifinin komisyona aktarılması ya da aktarılmaması karara bağlanır. Dolayısıyla bütün bu süreçlerden geçtikten sonra bizim bir milletvekilimizin verdiği bir kanun teklifi meclis başkanlığına, oradan da ilgili komisyona gider. Dolayısıyla şu anda milletvekilimiz böyle bir kanun teklifi vermiş. Bu kanun teklifi... Bu süreçten geçerek mi vermiş? Evet, hayır. Yani gruba böyle bir kanun teklifi vermiş. Grup demin ifade ettiğim süreçler nezdinde bu kanun teklifini değerlendirecektir. Ve bu kanun teklifinin değerlendirilmesi neticesinde de bu kanun teklifinin, çünkü bizim bir de grup başkanımız var biliyorsunuz. Sayın Başbakan'ın genel başkan kimliği var, grup başkanı kimliği var, başbakan kimliği var. Nihayetinde biz mecliste grup başkanımızın vekaletini taşıyoruz. Grup başkanımızın da onayına sunularak nihayetinde eğer onaylanırsa bu meclis başkanlığından ilgili komisyona aktarılır. Dolayısıyla ilgili teklif henüz bu aşamalara ulaşmış değil. Peki sizin kişisel görüşünüz zamanlama ve içerik konusunda nedir? Şimdi gerekli midir? Meclis çalışmaları açısından ben daha çok meclis çalışmaları, meclis gündemi açısından bakıyorum. Şu anda önümüzde bütçe görüşmeleri başlayacak. Yoğun bir bütçe görüşmeleri süreci yaşayacağız. Şu anda komisyonlarda görüşülüyor. Komisyonda plan bütçede görüşülüyor. 2015 bütçesi, 2014 bütçesi. Ondan sonra da biliyorsunuz seçim sürecine giriyoruz. Meclis gündemi açısından bakıldığında şu anda meclis gündemi açısından bu gündeme girebilecek gibi gözükmüyor.
Biraz evvel aslında biz valilerden bahsediyorduk. Siz parti disiplinine atıfta bulunduğunuz için bu konuya geldim. Tekrar geriye dönüp bir soruyla o konuyu, o bölümü bitirmek istiyorum. Geçmişte de kısa bir süre önce, bir ay önce falan Eskişehir Valisi'nin bir açıklaması olmuştu. Şimdi Adana Valisi'nin açıklaması. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valiler biraz fazla mı gerginler? Şimdi olayları tabii kendi bağlamında öncelikle değerlendirmek lazım. Yani burada toptancı baktığımız zaman olayları analiz ederken, olayları sosyolojik çerçevede ya da sosyopsikolojik çerçevede değerlendirirken benzerlikleriyle mi değerlendireceğiz, farklılıklarıyla mı değerlendireceğiz? Biraz da meseleye oradan bakmak lazım. Söz konusu vali. Valinin yaptığı açıklama sıra dışı. O halde valilerle ilgili bir sorun var. Sonucuna hızlı bir şekilde ulaşırsak bu biraz toptancı bir bakış açısı olur. Dolayısıyla bu daha çok İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesi gereken, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda eğer böyle bir şey varsa dikkat etmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Mahir Bey, gündemin bir diğer önemli konusuna geçmek istiyorum. Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın Sayın Başbakan yurt dışındayken yaptığı bazı açıklamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aslında bu yankı katlanarak da devam ediyor demek herhalde çok yanlış olmaz. Ardından da kamuoyu ve medya Sayın Başbakan'ın Arınç'la yapması olası görüşmeye odaklandılar. Ne dersiniz? Böyle bir görüşme olacak mı? Oldu mu? Biz habersiz. Şimdi aslında Sayın Başbakan yaptığı açıklamayla bu işe son noktayı koydu. Grupta yaptığı konuşmada bizler dava arkadaşıyız, bizler yol arkadaşıyız, bizler kader ortaklığı yapmış insanlarız. Zaman zaman yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Biz bir aileyiz, biz bunu kendi içimizde konuşur ve çözeriz dedi ve son noktayı koydu. Ama tabii bunun bir de medya ayağı var. Doğal olarak medya doğası gereği bu meselenin üzerine gitmekte ve buradan bir haber değeri olacak bir sonuç çıkarmaya çalışacaktır. Bir de bunun tabii muhalefet ayağı var. Muhalefet de doğası gereği acaba AK Parti'de bir çatlak mı var düşüncesiyle meselenin üzerine gitmeye çalışacaktır. Ama bizim açımızdan bakıldığında bu konu kapanmıştır. Sayın Başbakan bu konuda dediğim gibi grup toplantısında daha önce gazetecilere yaptığı biz bu meseleyi kendi aramızda konuşuruz ve hallederiz açıklamasıyla bu meseleye son noktayı koymuştur. Peki Sayın Bülent Arınç'ın dünkü grup toplantısına katılmaması, çünkü Deniz Kuvvetleri'nin komutanını ziyarete gitti dendi ama bu konuda kendi ağzından bir açıklama gelmedi. Biraz gerginliğin, sıkıntının devam ettiği şeklinde mi algılanmalı? Siz şimdi edersiniz? Biz tabii grup başkan vekilleri olarak grup toplantılarını yakından takip ettiğimiz için bizim grup toplantılarımıza doğal olarak her grup toplantısına çoğu zaman 25 milletvekili, 30 milletvekili durumlarından dolayı katılmayabilirler. Sayın Bülent Arınç'ın da dün grup toplantısına katılmamasının özel bir anlamı, özel bir maksadı yok. Programından dolayı ve grup başkanlığına bildirilmiş programından dolayı dünkü... Siz yani daha önceden gelmeyeceğini biliyordunuz. Çünkü bize daha önceden mazereti olan ve grup toplantısına katılamayacak olan liste daha önceden bize bildirilir. Dolayısıyla burada Sayın Başbakan Yardımcısının Sayın Bülent Arınç'ın grup toplantısına dün katılamamış olmasının özel bir anlamı yok. Mahir Bey, sizi direkten ilgilendiren bir başka konuya geçmek istiyorum. Bir türlü çıkmayan, yapılamayan yeni anayasa, tabiri caizse yılan hikayesine dönen yeni anayasa. Evet. Herhalde artık bu saatten sonra anayasa konusunda, yeni bir anayasa konusunda çok umutlu olmanın bir anlamı kalmadı. O zaman da şu soru gündeme geliyor. Kim masadan önce kalkacak? Şimdi zaten asıl sorun orada. Masaya çözüm için mi oturuyorsunuz, masaya direnmek için mi oturuyorsunuz? Şimdi anayasanın benim için bir anlamı var. Benim için anlamı şu. Ben bir siyasetçi olarak bu anayasa eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmış olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapılmış olacaktı. Ve bu da yeni Türkiye'nin taçlanması anlamına gelecekti. Eskiye dair her şeyin tasfiye olması anlamına gelecekti. 1960 darbesiyle başlayan 1971, 1980 ve 28 Şubat süreciyle devam eden 42 yılda oluşturulan
vesayetçi düzenin sona ermesi anlamına gelecekti. Ama maalesef o masada çözüm için değil, direnmek için oturan ve daha sonra anayasa yazım süreci belli bir yola girdikten sonra da bu defa kendi arasında uyuşmazlık ve anlaşmazlık yaşayan bir anlayış tarafından maalesef bu anayasa sabote edildi. Bize dendi ki siz başkanlık sistemini önerdiğiniz için anayasa çalışmaları bloke edildi. Biz dedik ki hükümet sistemi önerildiğinde, yani yürütme bahsine gelindiğinde her siyasi parti bir siyasal sistem, bir hükümet sistemi önerecekti. Biz de bir hakkımızı kullandık ve başkanlık sistemini önerdik. Dediler ki siz bize dayatıyorsunuz. Biz dedik hayır, biz bir sistem önerme hakkımızı kullanıyoruz. Daha sonra siz bu önerinizle çalışmaları bloke ediyorsunuz dendiğinde biz dedik ki eğer siz bu anayasayı yapma konusunda gerçekten bir irade koyuyorsanız ve bunun engeli olarak da bizim başkanlık sistemi önerimizi görüyorsanız bizim olmazsa olmazımız değil başkanlık sistemi. Masaya sivil ve özgürlükçü bir irade koyma niyetinizi koyun. Biz başkanlık sistemi önerimizi geri çekiyoruz dedik. Ama maalesef bu da bir sonuç oluşturmadı. Bundan sonra ne olacak o zaman? Bir şeyi hatırlayın. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaya başladığında 15 maddelik bir yönetmelik yayınladı. Çalışma usul ve esaslarını belirleyen. 4 partinin üzerinde mutabık kaldığı. Yani bu 15 madde Anayasa Uzlaşma Komisyonu nasıl çalışacak? Çalışmalarını ne zaman sonlandıracak? Hangi aşamalardan geçerek bu çalışmaları yapacak? Bunu belirliyordu. 11. maddesine göre diyordu ki 2012 sonunda Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını sonlandırır ifadesi var 11. madde. 2012 sonuna geldiğinde maalesef çalışmalar sonlanmadı. Bunun üzerine Meclis Başkanı, aynı zamanda Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanı Sayın Cemil Çiçek inisiyatif aldı. Bir süre daha uzattı. Sonra tekrar bir süre daha uzattı. Hatırlayın yaz tatilinde bile Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalıştı ve ortaya 60 madde çıktı. Biz dedik ki gelin bu 60 maddeyi meclise taşıyalım. Çünkü 4 partinin üzerinde mutabık olduğu 60 madde. CHP dedi ki ben buna varım. Sonra hatırlayın gittik CHP ile görüştük. Sonra CHP bize geldi ve sonra dedi ki biz bu işi yapamayacağız. 4 partinin mutabakatını istiyoruz. Dedik ki zaten 4 partinin burada mutabakatı var. Ha bundan sonra ne olacak? Kim masadan kaldı? Bundan sonrası komisyon başkanı, aynı zamanda meclis başkanı Sayın Cemil Çiçek'in inisiyatifinde. Dolayısıyla... Bitirirse o mu bitirecek? Tabii ki o bitirecek. Bir taraftan da siyasi partiler toplum baskısını dikkate alarak o masadan kalkmak istemiyorlar. Kamuoyu vicdanında mahkum olmamak için o masadan kalkmak istemiyorlar. Ama o masada çözüm için oturmak, direnmek için oturmamak lazım. O zaman bütün karar artık Cemil Çiçek'e kaldı. Meclis Başkanı'nın bir toplantıyla alacağı karara bağlı. O zaman bu konuyla bağlantılı kimi çevrelerce sayılan bir başka hususa geçmek istiyorum. Tutuklu milletvekillerinin durumu. Hatta son görüşmeler sırasında AK Parti bu konuyu pazarlık konusu etmeyiz dedi. Muhalefet bu konuda bir şeyler yapmak istedi. Ben anayasa çalışmalarından bağımsız olarak şunu sormak istiyorum. Tutuklu milletvekilleri konusunda yerel seçimlere kadar artık bir adım atma imkanı kaldı mı? Şu anda tutuklu milletvekilleriyle ilgili tabii bir adım atabilmek için bunun öncesinde meclisteki siyasi partilerin bir müzakere zemini oluşturması lazım. Ve bununla ilgili belli görüşmelerin yapılması lazım. Dolayısıyla bununla ilgili şu anda bir açık kapı gözükmüyor ve meclis gündemine de bu konunun geleceğine dair şu anda bir iz belirti, işaret yok. Engin Alan MHP milletvekili, onun durumu ise bir parça farklı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde onun durumu meclis gündemine gelecek. Milletvekilinin düşüp düşmemesi, ne dersiniz? Milletvekili düşecek mi, düşmeyecek mi? Düşmeli mi, düşmemeli mi? Şimdi bu tabii benim yorumlayabileceğim bir şey değil. Çünkü hukuki bir süreç işleyecek orada. Sürecin nasıl işleyeceği, nasıl çalışacağı biliniyor. Daha önce bir Kemal Aktaş örneği vardı hatırlarsanız. Meclis Başkanı gündeme getirmemişti. Kemal Aktaş örneğiyle Engin Alan örneği hukuki açıdan farklılıklar taşıyor. Çünkü daha önce 3. yargı paketinde ki bir
düzenlemeden faydalanmıştı. Sanıyorum 2 yıl 1 ay gibi bir cezası söz konusuydu. Bununla ilgili yapılan bir düzenlemeden faydalandı Kemal Aktaş. Ama bildiğim kadarıyla Engin Alan'la ilgili verilen hüküm 18 yıl sanıyorum. Dolayısıyla burada belirleyici olan hukuki süreçler. Hukuki süreçlerin de nasıl işleyeceği biliniyor. Mahir Bey, sürem daraldı, bitmek üzere ama bir soru daha soracağım. Son zamanlarda Türk siyasetindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi başörtülü milletvekillerinin genel kurula gelmesiydi. Ardından da siz de belki izlemişsinizdir, yazılı basında bir takım yorumlar çıktı. Şimdi sırada acaba başörtülü bir bakan var mı diye. Şimdi yerel seçimlere gideceğiz malum. Yerel seçimler öncesi belki bazı bakanlar aday gösterilecekler. Bir kabine revizyonu olabilir. Sizin kişisel görüşünüzü soruyorum. Bu revizyon sırasında bir başörtülü bakan ortaya çıkar mı? Ne dersiniz? Bu tamamen Sayın Başbakan'ın takdirinde. Çünkü kendi kabinesini, kendi bakanlar kurulunu oluşturma hakkı da, yetkisi de kendisinde. O yüzden o konuda benim bir öngörüde bulunmam pek mümkün değil. Ama başörtüsü konusuyla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bir iklim oluştu. Bu konuda bir yasal engel yoktu ama psikolojik bariyerler vardı. Oluşan bu iklim bu psikolojik bariyerleri kaldırdı ve normalleşmeyle birlikte doğal ve sıradan olan bir şey gerçekleşti. Ve dikkat edin, biz ondan sonra da bu konuyu hiç gündemimize almadık. Çünkü bu artık siyasetin gündeminden çıkması gerekiyor. Yani başörtüsü konusu, karşıt ya da taraf, bir şekilde artık siyasetin gündeminden çıkması gerekiyor. Çünkü başörtüsünü bir hak ve özgürlük meselesi olarak yıllarca konuştuk. Ama başörtüsünü cinsiyet üzerinden, kadın kimliği üzerinden konuşmanın doğru olmadığını ve artık başörtüsü konusunun da siyasetin gündeminden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani herhangi siyaset yapma hakkına sahip olan herhangi bir insan ne kadar o hakka sahipse, nihayetinde bu normalleşmeyle birlikte başörtülü bir insan da o haklara o kadar sahip. O yüzden başörtülü, başı açık ya da bu çerçevede değerlendirmelerden artık çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahir Bey, şundan bitirmek istiyorum. Zaman zaman sohbetimiz sırasında yerel seçimlere atıfta bulunduk. CHP İstanbul adayını belli etti, açıkladı. Buna karşılık ben de en güçlü olarak telakki edilen adayını açıkladı. Adaylığını açıkladı diye evet, biliyorum. Evet. Şunu sormak istiyorum sizin partinizle ilgili olarak. Sizin partinizin ne zaman belli olacak adayları? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyük önemli kentler. Şimdi biz belli aşamalar, belli kriterler çerçevesinde adaylarımızı belirliyoruz. Önce ön seçim niteliğinde 16 büyük şehirde temayüllerimizi yaptık. Sonra büyük şehir olacak 14 ilde temayüllerimizi yaptık ve bunların sonuçlarını biz ilgili illerde açıklamadık. Genel merkezde bir komisyon bunların sayımını yaptı, analizlerini yaptı. Başbakanımızın başkanlığında oluşturulan bir üst kurul var ve bu üst kurula bu bilgileri sundu ve temayül yoklamalarından çıkan isimler muhtemelen kamuoyu yoklamalarında kamuoyuna sorulacak ve onların sonuçları da üst kurula sunulacak ve öncelikle 16 büyük şehirde biz adaylarımızı açıklayacağız. Ankara, İstanbul, İzmir dahil mi buna? Tabii, 16 büyük şehir. 16 büyük şehirde açıklayacağız. Daha sonra 14 büyük şehir ve ondan sonra da illeri açıklamaya başlayacağız. Üst kurulu, başbakan başkanlığındaki üst kurul iki toplantı gerçekleştirdi şu ana kadar. O toplantının sonuçlarına göre bizler de artık yavaş yavaş adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. Şundan bitirelim. Kaç tane bakay